burada bu vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye çalışacağız. Çünkü bu yaşananlar bizim ülkemize yakışmıyor. Nereden geliyoruz? Balıkesir'de. Ama bak T2 değneğinden bir vasıta uydurur da gelirim. Bulursam numara, bulmazsam. O çekimi kapatacaksınız. 5.30'da geldim buralar. 6'da atıyordur buralar zaten. 5.30'da geldiniz. Evet. Hayırdır böyle sabah erken bu saatte? Doktora geldik diye doktoruna oğlum. Sabahın köründen doktoruna. Neden böyle? Öyle dediler, öyle geldik. Göz doktoru izindeymiş. Çocuk doktoru içinde bana ikinci bir numara vermiyor. Hastanenin çok koskocaman devlet hastanesi içinde bugün bir göz doktoru yoktur. Yazıktır bu insanlar saat 5'ten beri yollarda. Karpaz'dan gelerek. Karpaz'dan çıkarak gelsin şeye, Lefkoşa'ya. Ya da güzellik tadı. 4'te, 3.30'da da çadır kuralım oralar artık. Şu anda Dip Karpaz köyündeyiz. Nurcan Okutan isminde bir bayan. Bize demişti ki Dip Karpaz'a geliniz. Burada yaşadıklarımızı yerinde görünüz dedi. En büyük sorun işsizlik. 4 kişi kalıyoruz. 7 senedir. 7 sene oluyor, 4 kişi burada kalıyoruz bunun için. Başbakanları da köyde her gün dolaşırlar. Senin bir işin düştü, senelerdir yardım yaparlar. Bir torba çimento görmedim ben. Parası olan mı geçinecek yavrum? Azıcık da fakirin, yoksulun, yetimin elinden tutsunlar. Zengin zaten zengin. Yürüyemiyor, 2,5 yaşına girdi. Yani bunun tedavisini de yaptıramıyorum maddi imkansızlar yüzünden. Hepsi işsiz ben çocuklarım. Eşim gider, biz kendimiz çoğu çocuğumuzla gider, küçük iki tane küçük çocuğumla gideriz, çiçek toplarız. Yani daha düşünür müsün çocuklar evlatlarını? Yani gerçekten bilemiyorum. Yani şu anda yani gerçekten öyle bir duruma geldim ki yani sosyal hizmetleri aradım. Ben çocuklarımı vermek istiyorum. Yani ne yapabilirim?